ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Öncelikle dün Şırnak'ta görev başında geçirdikleri trafik kazası sonucunda şehit olan polis memurları Fırat Der ve İlker Duran'a Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bugün Konya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şantiye'de bir askerimiz şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Nefsimizi terbiye ettiğimiz, tokun açın halinden anladığı 11 ayın sultanı Ramazan ayındayız. Allah tüm vatandaşlarımızın tuttuğu oruçları, ibadetleri kabul etsin. Ramazan deyince ülkemizde Ramazan sofralarının yeri bir başkadır. Aileler toplanır, iftar sofraları kurulur, hep birlikte oruç açılır. Ramazan bolluk bereket demektir ama bugün Ramazan'da bile ne bolluk ne bereket kaldı memlekette. Vatandaş istediği gibi bir iftar sofrası kuramıyor. Et ve süt kurumu önünde kuyruklar uzuyor, insanlar gün ağarmadan sıraya giriyor. Bir kilo kıyma alabilmek için saatlerce sıra bekleyen emekliler artık isyan ediyor. Bir vatandaşımız bize cehennemi yaşatıyorlar diyor. Bir başka vatandaşımız kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. Ben ölümü tercih ediyorum, ölüm bundan daha rahat. Yaşayacak bir halimiz kalmadı diyor. 30 sene devlete hizmet ettiğini söyleyen bir başka emekli ise döner ekmek alıp yiyemediğinden yakınıyor. Marketlerde fiyatlar almış başını gidiyor. Orta büyüklükte bir Ramazan kolisinin fiyatı bugün 900 lira olmuş. Bunun da ne kadar yeteceği meçhul. Açlık sınırı 16 bin, yoksulluk sınırı 53 bin lira olmuş. 10 bin lira alan emekli de, 17 bin lira alan asgari ücretli de bu koşullarda bırakın iftar sofrası kurmayı Ramazan pidesi bile alamayacak durumda. Mutfaklar tam takır kuru bakır. Buzdolapları bomboş. Evlerde tencere kaynamıyor. AKP hükümetleri dönemi ülkemizin adeta açlıkla ve yoksullukla sınandığı dönem olarak tarihe geçti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel yönetimlerdeki gücümüzle AKP iktidarında yoksullaşan vatandaşımıza destek olmak ve onları yoksulluktan kurtarmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbullulara halk ekmek aracılığıyla 340 gramlık pideyi 10 liradan ulaştırıyor. AKP ise hala mizansen otobüs videolarıyla algı operasyonları peşinde. Sayın İmamoğlu'nu sandıkta yenemeyeceğini anlayan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise biz aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz diyecek kadar pişkin. Biz AKP'nin bu filmini daha önce de gördük. Şimdiden söyleyelim. Film onlar için mutlu sonla bitmiyor. Siz tiyatroyu, filmi sanatçılara bırakın. İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gramlık Ramazan pidesinin 15 lira olan fiyatını nasıl düşürürüz diye düşünün. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Bu fiyatlarda fırıncıların hiçbir suçu günahı yok. Eminiz kar dahi etmiyorlar. Yükselen maliyetleri karşılamakta zorlanan esnaf zam yapmak zorunda kalıyor. Burada asıl sorun enflasyonun yükselişini önleyememeleri. Burada asıl sorun 2002 ile 2024 yılları arasındaki maaş farklarıyla övünen ekonomiden bir haber AKP hükümeti. Burada asıl sorun AKP zihniyetinin kendine ve yandaşlarına layık gördüğü lüks ve şatafatlı hayatın binde birini dahi kendi vatandaşına layık görmemiz. Vatandaşlıktan fedakarlık beklerler, işçiden emekçiden kemerleri sıkmayı beklerler, emekliden sabır beklerler, pandemi olur vatandaşa iban atarlar, para beklerler, deprem vergilerini deprem dışında her yere harcarlar, deprem olduğunda da Cumhurbaşkanından bakanına, bürokratına, gözlerine ışık tutulmuş tavşan gibi bakarlar. Sosyal devlet ilkesini kendi iktidarlarında tam tersine çevirip adeta devletin kendi vatandaşını sömürdüğü bir sistem haline getiren AKP hükümetlerinin vatandaştan beklentileri bitmedi. Ama vatandaş artık bitti, tükendi, illallah etti. AKP iktidarında ne devlet ciddiyeti kaldı? ne de vatandaşı için kaygılanan bir iktidar. Varsa yoksa kendi siyasi gelecekleri. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sen her konuda muhalefeti hedef göstermeyi bırak da, yüreğin yetiyorsa 22 yılda mal varlığın nereden nereye geldi onu açıkla. Bizim belediye başkanlarımız, belediye başkan adaylarımız aslanlar gibi mal varlıklarını açıkladılar. Neden çünkü çekinecekleri, gocunacakları bir şey yok. Ankara'nın en büyük iki ilçesinden birinde 20 yıl belediye başkanlığı yapan AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a mal varlığını açıkla diyorlar. Adam büyük bir pişkinlikle, büyük bir yüzsüzlükle diyor ki mal bizim değil Allah'ın. Biz emanetçisiyiz. Ya arkadaşlar... Bu nasıl bir yüzsüzlük? Bu nasıl bir pişkinlik? Değerli basın mensupları, değerli izleyenler. Bunlar Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Ben buradan tüm Ankaralılara bir çağrı yapmak istiyorum. Bu adama oy vermeyin. Mal varlığını açıklayamayanlara. Harun gibi gelip Karun olanlara. Vatandaşın parasıyla, vergileriyle iktidarın imkanlarıyla saltanat sürenlere oy vermeyin. Türkiye'nin 81 vilayetinde yaşayan 85 milyon vatandaşımıza buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu anlayışa oy vermeyin. İşçiyi, emekliyi, memuru, öğrenciyi açlığa ve sefalete mahkum eden, tüyü bitmemiş yetimin hakkına tenezzül eden ama mal varlığını dahi açıklayamayan bu anlayışa oy vermeyin. Hem mal varlıklarını açıklamıyorlar hem de biz emekli aylıkları iyileştirilsin dedikçe sinirden köpürüyorlar. Cumhurbaşkanı geçenlerde itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Muhalefetin söz ettiği artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim ya da sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile bu talepleri karşılayamıyoruz dedi. Ya arkadaş uçan saraya gelince para var, yüzen saraya gelince para var, kışlık saraya gelince para var, milyonluk makam araçlarına para var, beşli çeteye yandaş müteahhite para var, emekliye gelince para yok. Madem emekliye para yok, 31 Mart'ta da emekliden AKP'ye ve Cumhur İttifakı adaylarına oy yok. Yıl olmuş 2024. Beyefendi hala 2022'deki maaşlarla bugünkü maaşları kıyaslıyor. Ama o zamanki alım gücüyle bugünkü alım gücünü kıyaslamıyor. Yaptıklarını, ülkeyi getirdikleri durumu bir marifetmiş gibi pazarlamaya çalışıyor. Oysa 2002 yılında emekli maaşı asgari ücretin 1,4 katıydı. Şimdi ise emekli maaşları asgari ücretin kat be kat altında kaldı. Bundan hiç bahsetmiyor. 2016'dan sonra emekli maaşları asgari ücretin altında kalmaya başladı. 2016 yılında asgari ücret 1301 lira olurken emekli maaşı 1265 lira oldu. Böylece en düşük emekli maaşının asgari ücrete oranı birin altına düşerek 0,97 oldu. Bundan da hiç bahsetmiyor. 2022'nin ilk yarısında bu oran 0,74'e kadar düştü. 2023'ün başında asgari ücreti oranı 0,69'u gören en düşük emekli maaşı 2023'ün ikinci yarısında asgari ücretin 0,66'sına kadar geriledi. 2024'te en düşük emekli maaşı 10 bin lira olurken asgari ücretse 17 bin lira oldu ve en düşük emekli maaşının asgari ücrete oranı 0,58 oldu. 2002'de en düşük emekli maaşıyla 12 gram altın alınabiliyordu. Şimdi en düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya yalnızca 4 gram altın alınabiliyor. Erdoğan'ın bilimsellikten uzak, cahilce ve inatla uyguladığı ekonomi politikaları ülkeyi iflasa sürüklerken emeklinin cebinden altınları her ay birer birer eksiltti. Alım gücü aydan aya değil günden güne düşüyor. Bu hesaplar için ekonomist olmaya gerek yok. Çocuklar bile vatandaşın alım gücünün düştüğünün farkında ama Sayın Erdoğan hala laf ebeliğinde. Milyonlarca emekliyi geçinemediği için emekli olduğu halde çalışmaya devam ediyor. Yıllarca bu ülkenin ekonomisine katkı sunan, katma değer yaratan emekliler kendilerini yok sayan AKP'ye 31 Mart'ta hesap soracak. Rahat edip torun sevecekleri dönemde AKP emeklileri ucuz et kuyruklarında saatlerce sıra bekleyecek hale getirdi. Emekliler nerede ne ucuz diye market market geziyor, pazar pazar dolaşıyor. 70 yaşında insanlar ekmeği ucuz alabilmek için saatlerce sıra bekliyor. Kendilerine uzatılan mikrofonlardan, kameralardan emekliler utanıyor ama asıl utanması gereken AKP utanmıyor. Değerli basın mensupları, kıymetli izleyiciler. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde İzmir'e geldi ve bir miting yaptı. Yine İzmirlilere nasıl hitap edeceğini bilemedi. Mitingden geriye sadece roman vatandaşlarımıza ettiği hakaret kaldı. Neymiş efendim? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavgalar Tepecik'teki kavgalara benziyormuş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret etme telaşına düşen AKP Genel Başkanı bu kez de İzmir'deki roman vatandaşlarımızı kırmayı, rencide etmeyi ve ötekileştirmeyi başardı. Dolmayan meydanlar, tutmayan uçuk kaçık projeler, moral bozan anketler Erdoğan'ın ayarını iyice bozdu. Geçenlerde çıktı bu son seçimim dedi. Erdoğan bundan önce de 2009'da da 2012'de de 2022'de de benzer açıklamalar yapmıştı. Kıymetli basın mensupları dolar 32 liraya çıkmış emekliler 10 bin liraya mahkum edilmiş Vatandaş indirimli et almak için gecenin geç saatlerinde kuyruğa girmeye başlamış, öğretmenler atanmamış, tarikatlar ilk öğretim okullarına sızmış, gençler işsiz, biz de AKP Genel Başkanı'nın yalvarışlarını izliyoruz. Neymiş? Bu son seçimiymiş, ona oy verilsinmiş. İstanbul'dan Adana'ya, Ankara'dan İzmir'e hiçbir yerde şansı olmadığını görünce, siyasi dilenciliğe başladı. Duygu sömürüsü yapacağına ekonomiyi düzelt, sığınmacı sorununu çöz, gençlere istihdam alanı aç. Zaten hepimiz biliyoruz. Siyasi ömrünü tamamladın. Evet doğru. Bu son seçimin. 17 gün sonra 2019'da halkımızın Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yönelttiği teveccühün daha büyüğü yaşanacak. Değerli basın mensupları, AKP'nin alışıla gelmiş bir seçim klasiği de sınır ötesi operasyonlar. AKP'nin söyleyecek yeni bir sözü, adaylarının açıklayacağı projeleri olmayınca beka söyleminden medet umar, sınır ötesi operasyonları seçim malzemesi yaparlar. Neymiş? Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak, çemberi tamamlayacak. Terör meselesini sorun olmaktan çıkaracaklarmış. Ya 22 yaz geçti, 22 yıl geçti. Bu güven çemberini 22 yılda neden oluşturamadınız? Yeni mi aklınıza geldi? Terör meselesini bugüne kadar neden sorun olmaktan çıkaramadınız? Şunu hatırlatalım: AKP iktidara geldiğinde, 2002 yılında terör sorunu bitmişti. Şehit haberleri gelmez olmuştu. AKP iktidara geldi ve terör belasını bu milletin başına yeniden bela etti. O yüzden vatandaşın bu masallara artık karnı tok. Değerli basın mensupları ve kıymetli izleyiciler. Hafta başında TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre işsizlik %9.1 işsiz sayısı ise 3 milyon 214 binmiş. Ancak gerçek rakamlar tabii ki böyle değil. Gerçek işsizlik yüzde 26 buçuk, gerçek işsiz sayısı ise 11 milyona ulaşmış durumda. Genç işsizliği yüzde 16,6, kadın işsizliği ise yüzde 21,1. AKP iktidarının yanlış istihdam politikalarının sonucu ülkede koca bir işsizler ordusu oluştu. Türkiye'de işsiz sayısı artıyor ama istihdam alanları da daralıyor. Gençler bu ülkede kendilerine iş bulamıyor. Liyakatin yok edildiği ülkemizde yurt dışına gitmeyi planlayan genç oranı yüzde yetmişleri geçmiş durumda. Benzer bir durum biliyoruz ki sağlık çalışanlarında da var. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Adı bayram ama kendisi maalesef artık bayram değil. Kendini Türk hekimlerine emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ten maalesef giderlerse gitsinler anlayışına geldik. Şehir hastaneleri denilen beton yığınlarının içinde doktorların ameliyathane temizlemek, hemşirelerin hasta, teknikerlerin ise malzeme taşımak zorunda kaldığı bir dönem yaşıyoruz. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ndeki bu iddialar karşısında Sağlık Bakanlığı sus pus. Sağlık çalışanları çaresiz, hastalar çaresiz. Eczanelerde ise veresiye ilaç dönemi başladı. İşte 21. yüzyılda AKP'nin sağlıkta dönüşüm masallarının dramatik sonu. Biz tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirildiği Şiddetten korunduğu bir Türkiye'yi var etme dileğimiz ve iddiamızla 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz. Değerli arkadaşlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik belgesi listesi geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlandı. Bakanlık Eylül-Aralık 2023 döneminde 5122 yatırım teşvik belgesi verdi. Yayımlanan listede önceden öngörülen destek unsurları adı altında şirketlere tanınan vergi muafiyetleri, vergi indirimleri ve teşvikler yer alıyordu. Fakat şimdi bu listede şirket teşvikleri ve vergi muafiyetleri yok. Peki ne var derseniz? Gerici faaliyetleriyle dikkat çeken birçok kuruma ve iktidara yakın şirketlere teşvikler var. Cübbeli Ahmet Hoca'nın Onursal Başkanı olduğu dernekte de teşvik almış, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti Başkanı olduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi de teşvik almış. Naçibendi Tarikatının Muradiye Eğitim Öğretim Okulları da yatırım teşviki alan şirketler arasında. AKP'nin vazgeçilmezi, kamu ihaleleriyle gündemden düşmeyen Albayraklar şirketi de Beşli Çete olarak bilinen Kalyon ve Cengiz İnşaat'ta teşvik alan firmalar arasında. Yine Cengiz Holding'e bağlı şirketlerden Etibakır Anonim Şirketi de teşvik alan şirketler arasında. Değerli basın mensupları ve kıymetli izleyiciler. Resmi gazete AKP döneminde tabiri caizse Padişahın dağıttığı ulufelerin okunduğu fermanlara dönüştü. Yandaşa tanınan ayrıcalıkların ilan edildiği gece yayınlanan fermanlar haline geldi. Vatandaşa, kobilere, esnafa teşvik ve ayrıcalık yok. Ülkenin kaymak tabakası olarak bilinen beşli çeteye Erdoğan'ın yedi göbek akrabalarına teşvik üstüne teşvik var. İhtiyaçları mı var? Hayır hiç utanmıyorlar, hiç uslanmıyorlar. Onca teşvik arasında vatandaşın hali nedir derseniz de vatandaşın haline bir göz atalım. Faizler yükseliyor yükselmesine fakat vatandaş başka çaresi olmadığı için kredi çekmeye ve kredi kartına borçlanmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre son 3 ayda kredi borç, kredi kartı borçları yüzde sekiz arttı. İşte size kaymak tabaka olarak bilinen beşli çete ve sarayın akrabalarının haliyle sade vatandaşın karşılaştırmalı tablosu. Birileri teşviklere boğuluyor, diğeri kredi kartı borçlarından ve kredi borçlarından boğuluyor. Birileri servetini büyütme çabasında, diğeri hayatta kalma çabasında. İşte biz vatandaşı yokluğa mahkum eden bu adaletsiz sisteme itiraz ediyoruz. Macera aramayan, ayakları yere basan projelerle halkın derdine çare olan yerel yönetim anlayışını önce 31 Mart yerel seçimlerinde daha sonra da genel seçimlerde hayata geçireceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sorusu olan varsa alabilirim. Buyurun. Efendim MYK toplantınızda e, kampanya çalışmaları değerlendirildi mi? Saha çalışmalarını nasıl değerlendirdiniz? Bundan sonraki sürece ilişkin yeni bir e, taktik söz konusu mu? Karadeniz gezisi, Güneydoğu, Doğu Anadolu buralara gidecek mi? Genel Başkan e, yansımalar nasıl sahadan? Bir de çok tartışılan başlık. E, malumunuz bu para sayma görüntüleri işte İstanbul'da il binasının alımı sırasındaki o kaporanın verilmesi meselesinde bunu incelediniz mi? Yasaya aykırı bir durum var mı? Örgütlerinize bir talimat verdiniz mi? Efendim, e, MYK toplantımızda tabii ki kampanya ve seçim çalışmaları gündeme geldi. E, biz kampanyamızı sürekli sahadan ve saha çalışmalarından geri dönüşler alarak kampanyamızı sürekli güncelleyerek yenileyerek sahadan gelen veriler doğrultusunda revize ederek yürütüyoruz. Kampanyamız çok başarılı bir şekilde yürüyor Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ve bunun da seçim sonuçlarına ve sandık sonuçlarına yansıyacağını inanıyoruz. Genel Başkanımızın önümüzdeki seçimlere kadar kalan sürede programları önümüzdeki günlerde açıklanır elbette. Doğu'da, Güneydoğu'da, Karadeniz'de ve diğer illerimizde bir takım programlar yapılacak. Örneğin dün İzmir'deydi, dünden önceki gün İzmir'deydi. Çok verimli ilçelerimizde mini mitingler yaptık. İzmirli hemşerilerimizle bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde programları siz değerli basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşılır. İstanbul İl Başkanlığı binamızın satın alındığı dönemde e, kayıt altına alınan para sayma görüntüleriyle ilgili e, MYK toplantımızda herhangi bir e, gündem olmadı. Herhangi bir tartışma geçmedi. E, şunu söyleyeyim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu e, bu konuda e, gerekli açıklamayı yaptı. Seçimlere 20 gün kala böyle bir şeyin gündeme getirilmesi AKP iktidarının, yandaşlarının ve onlardan medet umanların yine bir panik yaşadıklarını ve çaresizlik içerisinde olduklarını çok net bir şekilde gösteriyorlar. Bu tip provokatif işler, bu tip çamur atma e, niteliğindeki işler ve eylemler e, her seçim öncesinde, her seçim arifesinde e, yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına, siyasetçilere ve Cumhur Cumhuriyet Halk Partisine yönelik. E, dolayısıyla bundan medet umanların avuçlarını yalayacaklarını çok büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. Efendim bakanlar 81 ilde AK Parti adayları için oy istiyorlar. AK Partili adaylar için il il geziyorlar. Bunun için ne söylersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2018'de partisiz bakanları bakanlarla bir kabin oluşturuyoruz demişti. Bu söylediğiniz şeyde bakanların il il gezmeleri, özellikle İstanbul'da, diğer illerde seçim çalışmaları, yapmaları AKP'nin yine yaşadığı çaresizliği, korkuyu, kaygıyı ve paniği bize gösteriyor. Bir taraftan bakanları seçilmiş kişiler içerisinden değil de atanmış kişiler olarak belirleyeceksiniz. Bakanları etkisizleştireceksiniz. E, bürokrasiyi güçlendirdiğinizi iddia edeceksiniz ama bir taraftan o bakanları e, bakanlıkların ve devletin tüm imkanlarıyla seçim döneminde sahaya çıkartıp e, seçim çalışması yapacaksınız, yaptıracaksınız. Bu hem siyasete ne kadar samimiyetsiz baktıklarını devletin kaynaklarını imkanlarını, kamunun kaynaklarını kendi siyasi gelecekleri ve ikballeri için ne kadar e, kaygısızca ve şuursuzca kullandıklarını bize gösteriyor. Bir taraftan da seçim kaybetmenin paniğini yani aynı 2019'da olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkan adaylarına halkımız büyük bir teveccüh gösterdi. Şu anda da yine aynı daha fazla daha büyük bir teveccühün arifesindeyiz. Dolayısıyla 2024-31 Mart seçimlerinde böyle bir Korku, kaygı ve panik yaşadıklarını bize gösteriyor. Kimi çalıştırırsa çalıştırsınlar. Ee, Sayın Erdoğan da bil fiil çalışsa ki çalışıyor. İstanbul'da da başka yerlerde de e, yerel seçimlerde AKP'nin ve Cumhur İttifakı adaylarının bir hezimete uğramasını engelleyemeyecekler. Buyurun lütfen. Efendim, toplantıda seçim güvenliğine dair bir başlık konuşuldu mu? Eğer konuşulduysa ne gibi tedbirler alınacak seçim güvenliği için? Seçim güvenliğine ilişkin e, bir gündemimiz oldu. E, toplantımız devam ederken ben toplantıdan ayrıldım. Seçim güvenliği ile ilgili e, örgütlerimiz her türlü çalışmayı, önlemi yapıyorlar. Seçim gecesine ilişkin e, tatbikatlar yapılıyor. E, sandık görevlilerimiz, okul sorumlularımız, okul görevlilerimizin, bilişim sorumlularımızın katıldığı, dahil olduğu e, önümüzdeki günlerde bu önlemleri ve çalışmaları sizlerle daha somut olarak paylaşacağız. E, ben buradan şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir birey vatandaşlık görevini yapmalı, sandığa gitmeli ve iradesi ne olursa olsun sandığa yansıtmalı. Sandık güvenliği ile ilgili, seçim güvenliği ile ilgili hiçbir yurttaşımızın, hiçbir vatandaşımızın herhangi bir kaygısı olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi de bu düzenin değişmesi gerektiği konusunda iddia ortaya koyan ve çalışma yapan diğer tüm siyasi partilerde ve tabii ki yine sivil toplum kurumları, kuruluşları da, barolarda, hukukçularda gereken çalışmaları yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde bunları daha detaylı ve somut bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Evet başka soru yok sanırım. teşekkür ederim arkadaşlar.